Resulullah'ın eshabı Peygamberimizin arkadaşları Kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir Müslüman Resulullah Efendimizi çok az da olsa bir kere görürse, kör olan bir kere konuşursa ve iman ile vefat ederse buna sahip veya sahabi denir. Birkaç tanesine eşhab veya sahabe yahut sahab denir. Peygamberimizi kafir iken görüp de Resulullah'ın vefatından sonra imana gelen veya Müslüman iken sonra mürtet olan, Müslümanlıktan çıkan sahabi değildir. Sahabi olduktan sonra mürtet olup Resulullah'ın vefatından sonra tekrar imana gelen sahabi olur. Peygamber Efendimiz cin sınıfına da peygamber olduğu için cin de sahabi olur. Eshab-ı Kiram dini hükümler hususunda en muteber otoritedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizden öğrenip kendilerinden sonrakilere öğretmişler ve açıklamışlardır. Peygamberimizin yaptıkları ve söyledikleri hakkında bilgiler bunların bizzat görerek ve duyarak naklettikleri şeylere dayanır. İşte bunların bütün olarak naklettikleri hükümler hadis-i şeriflerin temelini teşkil etmiştir. İslamiyette icma ve ümmet yani alimlerin söz birliği ancak eshabın zamanında tam ve mükemmel bir şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca, eshabın her biri, dinde sözü senet, vesika olan müçtehit alimlerdendir. Sonra gelen müçtehitlerden üstündür. ehl sünnet alimleri eshab-ı kiramın üstünlük sırasını üçe ayırmıştır. 1- Muhacirler Mekke şehri alınmadan önce, Mekke'den veya başka yerlerden vatanlarını, yakınlarını terk ederek Medine şehrine hicret edenlerdir. Bunlar Resulullah'ın yanına iman ile gelmiş veya gelince iman etmişlerdir. Amr bin As Hazretleri bunlardandır. Bakınız Muhacir. 2. Ensar Medine şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde ve Evs Hazret adındaki iki Arap kabilesinde bulunan Müslümanlara Ensar denir. Çünkü Peygamber Efendimize ve Mekkelilere her türlü yardımda ve fedakarlıkta bulunacaklarına söz vermişler ve sözlerinde durmuşlardır. 3 Diğer eshab-ı kiram Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke'de veya başka yerlerde imana gelenlerdir. Bunlara muhacir ve ensar denmez. Yalnız sahabi denir. Eshab-ı kiramın en üstünleri Resulullah'ın dört halifesidir. Bunlar hilafet sırasına göre Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, ve Hazreti Ali'dir. Bunlardan sonra en üstünleri aşere-i mübeşşereden yani cennet ile müjdelenmiş olan on kişiden geri kalan altısı Talha, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'dir. Eshab-ı kiramın en üstünleri, dört büyük halife ve cennetle müjdelenenlerden sonra, en üstünleri, ilk Müslüman olan kırk kişidir. Bunlardan sonra en üstün, Bedr gazasında bulunan, 313 sahabidir. Bunlardan sonra üstün olan Uhud gazasında bulunan 700 kahramandır. Bunlardan sonra üstün olan Hicretin altıncı senesinde ağaç altında Resulullah'a ölmek var, dönmek yok diye söz veren 1400 kişidir. Bu sözleşmeye Biat-ı Rıdvan denir. Eshab-ı Kiram'ın adedi. Mekke fethinde on bin, Tebük gazasında bin, Veda Haccı'nda bin ve Resulullah vefat ettiği zaman yeryüzünde 124 binden fazla sahabi vardı. Bu konuda başka rivayetler de vardır. Eshab-ı kiramdan en son vefat edenler şunlardır. Abdullah bin Evfa, 705, Hicri 86 senesinde Küfe'de vefat etti. Abdullah bin Yesr, 706, Hicri 88 senesinde Şam'da. Sehil bin Saat 709 Hicri 91 senesinde 100 yaşında Medine'de. Enes bin Malik 711 Hicri 93 senesinde Basra'da. Ebu Tufeil Amir bin Vasile 718 Hicri 100 senesinde Mekke'de vefat ettiler. Peygamberimizin vefatından sonra dört halife devrinde de eshab kiram İslam dinini yaymak, cihad etmek hususunda sözlerine sadık kaldılar. Sözlerinden dönmediler. Hepsi ittifak halinde yerlerini, yurtlarını terk ile Arabistan'dan çıkıp her tarafa yayıldılar. Gidenlerin çoğu geri dönmeyip gittikleri yerlerde ölünceye kadar cihad etti ve İslam dinini yaydı. Böylece az vakitte çok memleket alındı. Fethedilen yerlerde İslamiyet hızla yayıldı. Eshab-ı kiramın hepsi adildir. İslamiyeti bildirmekte hepsi ortaktır. Kur'an-ı Kerim'i onlar topladı. Hadis-i şerifleri peygamberimizden onlar nakletti. Eshab-ı Kiram'ın İslam dinine yaptığı hizmetlerini, örnek yaşayışlarını, faziletlerini, hepsinin isimlerini ve hal tercümelerini yazan birçok eser telif edilmiş, yayınlanmıştır. Hakikat Kitabevi tarafından yayınlanan Eshab-ı Kiram kitabı çok kıymetlidir. Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra bütün yaratılmışların en üstünü eshab-ı kiramdır. Her birinin ismini hürmetle, saygıyla söylemelidir. Eshab-ı kiramın her biri bu ümmetin hepsinden üstündür. Muhammed aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanan herkese, yani her Müslümana hangi ırktan, hangi memleketten olursa olsun Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti denir. Sahabenin fazilet ve üstünlüğü ile ilgili ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki siz ümmetlerin hayırlısısınız. Ali İmran suresi 110. Önce Müslüman olanlardan, muhacirlerin ve ensarın önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allahü Teala razıdır ve bunlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. Allahü Teala bunlar için cennetler hazırladı. Bu cennetlerin altından nehirler akmaktadır. Bunlar cennetlerde sonsuz olarak kalacaklardır. Tevbe suresi 100. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın peygamberidir ve onunla birlikte bulunanların yani eshab-ı kiramın hepsi kâfirlere karşı şiddetlidirler. Fakat birbirine karşı merhametlidirler. Bunları çok zaman rükûda ve secdede görürsünüz. Herkese dünya ve ahirette her iyiliği, üstünlüğü Allahü Teala'dan isterler. Rıdvanı yani Allahü Teala'nın kendilerini beğenmesini de isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Onların halleri, şerefleri böylece Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiştir. İncil'de de bildirildiği gibi onlar ekine benzer. İnce bir filiz yerden çıkıp kalınlaştığı yükseldiği gibi az ve kuvvetsiz oldukları halde az zamanda etrafa yayıldılar her tarafı iman nuruyla doldurdular herkes filizin halini görüp az zamanda nasıl büyüdü diyerek şaşırdıkları gibi hal ve şanları dünyaya yayılıp görenler hayret etti ve kâfirler kızdılar fetih suresi 29 Eshab-ı Kiram hakkındaki bazı hadîs-i şerifler. Eshabıma sövmeyiniz. Eshabımdan sonra gelenlerden bir kimse daha kadar altın sadaka verse, birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz. Eshabıma düşmanlık etmekten sakınınız. Allah'tan korkunuz. Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur. Onları inciten, beni incitmiş olur. Beni inciten de, elbette Allahü Teala'yı incitir. Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir. Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı, cehennem ateşi yakmaz. Bu ayet-i kerime ve hadisi i şerifler, eshab-ı kiramın üstünlük ve faziletini, açıkça göstermektedir. Hevadan söylemezdi. Nutki paki cümle vahyedi. Dürri hikmetle idi. Bahri umman ol keremkanı. Teni halk içreydi. Gönlü dostuyla tekü tenha bulurdu vahdeti kesrette her an ol keremkanı.